الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد الصلوات. Liderler altı yol kavşağına benzerler. Sen o kavşaktan hedefine, sadakat ve dille-i şeriye mihengine samimi vurarak hedefine ulaşabilirsin. Yani altı yol. Orada emniyet şeridi yok. Araba bozulunca tutamazsın, iteceksin, çıkartacaksın yani ne olursa olsun. Orada durma yok. Yani dünyaya benzer. Liderler altı yol kavşağına benzer. İstersen geri döndürür. Yani böyle giderken altı yol kavşağına gidersin, geri gelirsin. İstersen sağdan çıkarsın. İstersen sola vurursun. Yani bu imkanı sana sağlıyor. Peki nasıl, yolu tanımlayan nedir peki? Yolu tanımlayan edile-i şeriyedir. Edille-i şeriye sadakat. Yani hiç haberin olmaz. İstediğin böyle, sen istediğin değil, zannettiğin değil, pat diye bir yolda çıkıvermişsin. Hiç haberin olmaz. Edille-i şeriye vurmadan gözü kapalı, kulağı sağır ve aklı başkasının cebine koyarsan, hedefine zıt yoldan çıkman kaçınılmaz olur. Gözün kör, kulağın sağır. Aklın da başkasının cebinde, kesinlikle istediğin yoldan çıkamazsın. Edile-i Şeriye'nin o dört tane şey var ya, özelliği, kitap, sünnet, icma, kıyas. Peki onu uyguluyorum. Yol kavşağına benziyor ya adamlar, liderler. Kitap önüne bakmaktır. O sana özelliği veriyor. Sünnet, dikiz aynasıyla arkana bakmaktır. Kıyas, sağına bakmak. İcma, soluna bakmak. Kitap, sünnet, kıyas, icma, İslamiyet'i yaşarken önüne bakmak, dikiz aynasıyla arkayı bakmak, sağına bakmak, soluna bakmanın toplamı da kavşağa girince yapacaksın bunu çok. Çok önemli bu. Kavşağa girdin mi bunu mutlaka yapman lazım. Unutma, arkaya bakmak için dönme arkana. Önü kaybedersin. Arkaya bakmak için de dikiz aynasıyla öne bakarken arkaya bakacaksın. Dikkat edersen lavabodaki ayna da oradan bu tarafa bakmak oluyor. Buradan oraya bakıyorsun, oradan buraya bakmak için. Çünkü buradan bunu göremezsin. İnsan kendisini ancak tanımlar böyle, varlıkla tanımlar, Kur'an'la tanımlar. Nasıl ki kendisini kendisiyle göremez, aynayla seyreder. Başka mümkün değil. Nasıl seyredeceksin? Seyredemezsin. Başka bir yer okuyorum. O zaman aslında hadiseler batınımız uyandırıyor. Evet. Batındaki çekirdekleri uyandırıyor. Bu kaderdi. Kaderi açtık geçen, yapacaktık. Bu da kader. Kader notları. Biraz böyle derin olabilir diye. Bu da kader. Nasibimiz kader. Evet. Ama girdik bir yola. Mastardan, nizamdan, intiza kaderin altyapılarına girmiş. Bayağı ses getirir, oralara girmeyelim şimdi. Risale-i Nur, Resail-i Nur, Resail-i Nur, hakem ismine bakar. İ, Risale-i Nur, hakim, hikmet, İ çekiyor, ismine bakar. Risalet-i Nur, hakim, A çekiyor, hükmeden. Hazreti Ali radıyallahu anh bu üç isme iki isim daha eklemiş. Şualar 41'de nur, yani siracın nur, siracüs sur. Siracüs sur. Evet. Sur. Sur. Siracın nur,
Sıra, cüz, surç. Olmasın. Surç abi, surç. Surç mu? Aha, yanlış mı yazmışız? Surç, evet. Sur nereden çıktı ya? Surç. Abi o hakim arasındaki şey nasıl, incelik nasıl abi? He bak, hakem... İki eşya arasında şey yapan değil mi abi? Hükmeden. Hükmeden, bizim bildiğimiz hakem değil. Hükmeden. İlmen hüküm veren değil mi? Yani hükmeden hakim olan her şeyiyle. Hakim, i çekiyor, hikmet sahibi. Hakim, hakim, hükümden hariç, tam tersini söyledim. Hakim, hükmeden a çeken, hakem, onları belirleyen, doğru. Yani belirleyen, neyin ne olduğunu tanımlayan. Hakem, mahiyet eşyayı mı abi? Mahiyet eşyayı hakikata dönüştürüyor. Hakikatı da bizde. Çünkü mahiyet asıldır. Hakikat dışa vuruştur. Şahadette zuhurattır. Ben abi, bu hani hadis var ya, ben ahiret diyor, gelen Mehdi diyor. Adil hakem olacak, adalet de hükmedecek diyor abi. Hadis buna bakıyor mu abi? Aynen kendisi. Nasıl? Kendisinin bir parçası. Nasıl kendisi? Hani bak, ben hep Mehdi böyle hakim şey gibi anlıyoruz ya, hani böyle ona verecek gibi anlıyoruz yani. Yoksa buradaki adil hakem var. O söylenilen, denilen geniş dairedeki adalet mi hükmedecek, o doğrudur ama bu değildir. O ustadın talebesi olan Mehdi'dir. O siyasi caniptendir. Mehdi Ali Resul'dur. Bir de Mehdi var. Abi ya bunlar nasıl iki tane? Ya kardeşim, Sufyan'la Deccal farklı şey değil mi? Nebi ile Resul farklı değil mi? Adamlar şeytanı biliyor, meleği biliyor. Bir de cini biliyor. Ruhaniyatı bilmiyor. Yani ezberimizi bozmak için genişletiyorum, zenginleştiriyorum soruyu. Mesela o Mehdi geldiği zaman adalet hükmedecek. O değil, bu değil. Risale-i Nur hazır bir program yapacak ve Risale-i Nur neşir ve tatbik edecek. O ustadın talebesidir. Mektubattaki büyük Mehdi değil. Mehdi Azam değil. Mehdi Ali Resul değil. Mehdi Ali Resul ustadımızdır. Mehdi ise ustadın talebesidir. Ama maalesef acayip bir şey yani. Karıştırılıyor. Karıştırmasına hiç de sebep yok. Sonra ben bunu aldım kalemi, çıktım yola, bunu karıştıranlarla meşveret etti. Bilerek söylüyorum. Mehdi ile Mehdi Ali Resul neye karıştırmış? Yani çeşitli neticelere çıktım ama burada ifade edemem. Ustad bunu sarahatle söylüyor, Sikke-i Tasdik Gaybiye'de, Kastamonu'da. Diyor ki, o beklenilen zat Mehdi diyor. Geldiği zaman biz kabirde olacağız diyor. İcraatlarını seyredeceğiz, Allah'a şükredeceğiz diyor. Sikke-i Tasdik Gaybiye 9'da da o gelecek zat diyor, Risale-i Nur hazır bir program yapıp tatbik ve neşet edecek diyor. Kastamonu'da o beklenilen zatın dedi, 3 vazifesi var. O Mehdi Ali Resul'dur. Emirdağ'da ayrıyor. Mehdi Ali Resul'un 3 vazifesi var diyor. Ya Mehdi Ali Resul ile Mehdi arasındaki fark, Nebi ile Resul arasındaki fark gibi düşünme olsun diye. Nebi'nin kitabı yoktur. Hazır şeriat tatbik eder. Yani var olan şeriatı tatbik eder. Taklitçidir. Takip ediyor. Resul ise kitap irsal edilmiş. Kitap verilmiş. Mesela Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam kardeşidir, Resul değildir, Nebidir. Musa Aleyhisselam'a kitap verildiği için Resul'dur. Takipçiler Nebidir. Edilenler ise Resul'dur. Bu kadar kolay. Mehdi Ali Resul, o gele, ustad ne dediğim bilmiyor. Haşa, yaşlı mıdır da ne dediğim bilmiyor. Emirdağ da diyor ki, o gelecek Mehdi Ali Resul diyor. O gelecek zat Mehdi Ali Resul, kendi Risale-i Nur. 3 tane vazifesi var. İman, hayat, şeriat. İman hizmetini diyor, ondan önce birisi yapmış olacak diyor. 283 varla. Biz onun diyor piştar ve dumdarıyız diyor. 172 şeyde, Kastamonu'da
O geldiği zaman diyor biz geleceği kabirde olacağız diyor. Allah şükredeceğiz. 108'i de var. Ha 108 var. 172 sikiyetası gaybiye. Kastamonu 108 de aynı manada. Ha 108 Kastamonu. O biraz daha şey yapmış. Kastamonu da icmal etmiş. Sikiye tasdik gaybiyede biraz da bir kelime de eklemiş. Bu kadar kolay. Yani sarahata tabi olmayacak. Ben size basit söyleyeyim. Araştırmamın bir parçasını söyleyeyim. Niye böyle iddia edenler? Kafalarını çalıştırmayıp abisinin cebine kafayı koyduğunda. Abi söyle dedi. Külliyatı öyle yorumluyor. Sari ifadeyi de hiç kale almıyor. Hiçbir şey de anlatamazsın. Zaten anlatmaya da mecbur değiliz. Alim olmasına da uğraşmaya gerek yok yani. Abi üç vazifeden lan Üstad'ı bu kanal bir sadece iman dairesi mi? Diğer hayır yer... hayır. Risale-i Nur'u bak ne yapacak? Ahmet de değil mi? Risale-i Nur o girecek zat Risale-i Nur'u tatbik ve neşir edecek. Risale. Risale-i Nur'da o girecek zatın üç vazifesi var. İman, hayat, şeriat. İman hizmetini Risale-i Nur yapmış ve kadrosuyla yapıyor. Hayat, şair İslamiye. Sosyologlar, pedagoglar, bunun ehilleri. Ondan sonra şeriat, İslam hukuku, Cezayir'de ayrı olacak, Mısır'da ayrı olacak, Türkiye'de ayrı olacak. Yani geçişler olacak şeriat ayrı. Fakat bu yapacak kadronun sosyologlar ve hukukuncuların dimağı Risale-i Nur olacak. Risale-i Nur gözüyle bakacak. Hikmeti, hükümeti bilecek. Hikmeti şeriatı bilecek. Hikmeti şairi bilecek. Yani usta tabii yani talebesidir yani. Bu gelecek zat Mehdi talebesidir. Ben Nur talebesi değil miyim? Benim yaptığım bütün özellikler ustadıma gitmiyor. Hayır güzel şeyler. Öyle değil. Ben usta kim miyim? Nurculuğun dışında bana bakabilir misin? O zat da nurcudur ya. Tatbikatçıdır tatbikatçı. Ameledir. Mühendis ustadır, ustattır. Onu ayırt ediyor ustad ya. Mesela bir şeyi getirir misiniz? Odamacı. Sike tası gaybiye. Kastamonu, Emirdağ mektubat. Dört tane. Bakayım aklında kalacak mı? Bir daha tekrar etmeyeyim. Yani aslında ederim de bakayım hafızana merak ediyor. Bunlar ayrı bir şimdi Risale okusan Resale-i Nur, Risale-i Nur, Risalet-i Nur, Sirac-ı Surç ve Sirac-ı Nur. Aynı değil mi kardeş? Hepsi aynı kardeşim diye ders yapmıyor musun? Değil işte. Resale-i Nur, hakem. Tamam mı? Hakem. Yani Resa, rusul edilmiş eserler. Aferin. Doğruyu sen söylüyorsun. Benim demem lazım. Doğru. Aferin. Bak şimdi. Ahmet sorduğu için Ahmet'e biraz yeni tanışıyoruz Ahmet'le değil mi? Daha önce görüştük mü? Ha, ben demek kafamda. Sevgili kardeşim bak. Şuradaki zat başka bir zattır. Sayfa 440'daki o Cenab-ı Hak Kemal-i Rahmetin'le Şair-i İslamiye'nin ebediyetine bir eser-i himayet olarak ha bazıları da gelmeyecek diyor. Şu cinayete bak cinayete. Yusuf cinayete bak cinayete. Caniye bak. Mana canisi yani adam kaplı. Gelmeyecek diyor. Her şey budur diyor. Ustad diyor ki gelecek diyor. O gelecek zat diyor. Adam diyor ki gelmeyecek. Şimdi hangisini uyalım? Peki aklını sen kime koydun şimdi? Hani Risale-i Nur'a tabi olacaktın? Bana ne zaman tabi olacaksın? Ben ne zaman Risale-i Nur'a tabi isem? Ne zaman ben sarahata zıt söylüyorsam bana tabi olacak mısınız? Olmayacaksınız tabi. Peki eğer sarahat tabirler, sari ifadeler tevil ediliyorsa, iki cümleye dikkat et. Eğer sari ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek ne kalır ki? Her şey tevil edilir. Yeni Asya'da yapmış. Demirel demiş. Niye yapıyorsun kardeşim siyaset hakkında bu kadar men var? Bu kadar yasak diyor. Siz öyle anlıyorsunuz diyor. Aslında diyor siyaset böyle olur. Dese ne diyeceksin?
Allah Allah, sarı ifade var. Kur'an bizi şiddetle siyasete men etmiş. Var mı yok mu şuralarda? Bir şefkat ve merhamet bizi siyasette men etmiş. Kur'an bizi siyasette men etmiş. Geniş dairelere bakma, aklını dağıtır manevi bir divan olur mu? Aklını da manevi bir divan, aklını, kalbini dağıtır manevi dinsiz olur. Diyor mu demiyor mu? Ama siz öyle anlıyorsunuz. Ha, niçin bu hataya düştüler? Sarihi tevil ettiler. Sari ifade tevil edilemez. Sari ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Mesela Kur'an'dan uygulayayım. Vakimu selavatü zekat. Neydi Mehmet Manız? Namaz, zekat. Ver. Namaz kıl, zekatını ver. Öyle ama ya Rabbi, bir de biz meşveret edelim. Denilir mi? Allah'ın emirleri meşveret edilir mi? He? Edilme. Allah'ım, küfür olur. Ya Rabbi sen namaz dedin ama bir de biz bakalım, meşveret edelim, bakalım olur mu? Musa Aleyhisselam Yahudilerin kıssası var ya. Aynı Musa, ben oraya da gelmek istiyordum. Musa Aleyhisselam Yahudilerin kıssası. Az kal yapmayacaklar diyor. Değil mi? Yapmayacaklar diyor. Tevil ediliyor. Sarı ifadeyi tevil ediliyorlar. Yani ediyor. Bu Yahudi zihniyeti. Abi bizde çünkü mesela değil mi? Yani orada Kur'an o kıssayı Yahudilerden bahsetmek için bahsetmiyor. Değil canım. Yahudi zaten okumuyor ki. Bizde de bunun bir hakikati var yani. Bizde de mesela böyle bir şey duyduğumuz zaman içimize gelmeyince ben şunu bir yuvarlasak bizim de dünyamızda bu var. Değil mi abi? Kur'an bize o yüzden onu alıyor. Kardeşim Kur'an Müslüman'a hitap ediyor zaten. Adam Allah'a inanmıyor. Yoksa Yahudi'ye gibi anlatalım ne değil yani. Yok canım. Ne alakası var? Bana o kıssadan. Çünkü Musa benim. E kardeşim şimdi Musa Aleyhisselam'la Yahudi Hazreti aynısı değil. Şimdi Risale-i Nur'a sadakat yok mu? Sadakat iddia eden bir cemaat ha. Sadakat biziz. Külliyata zarar veriyorlar. Bana diyor ha. Külliyata zarar veriyor. Nurculuğa zarar veriyor. Sadakata zarar veriyor derken sadakata zarar veriyor. Sari ifadeleri tahir ediyor, tebdil ediliyor. Tersini söylüyor, bir Allah'ın kulu da sormuyor. Arkadaş burada böyle yazıyor, sen böyle diyorsun. Bir Allah'ın kulu sormayacak mı ya? Beni sorguladığınız gibi Allah'ınızı severse bir sorun ona ya. Külliyatta gelecek zat diyor, gelmeyecek mi anlıyorsunuz? Yeni asa siyasete girmeyin. Girdi anladı. Sen de gelecek zatı gelmeyecek mi anlıyorsun? O zaman sari ifadeler tevil ediliyorsa sen Yahudilerle Musa Aleyhisselam'daki kıssanın içine değil misin? Bak, burada ayrılıyor. Hepsi bir cümle söyleyeceğim. Konumuz o değil. Konumuz psikoloji. Cenab-ı Hak, hani gelmeyenlere kızıyorum. Yani her şey ustattır diyene bir derece merhametim var. Mehdi gelmeyecek diyen mana camisine sesleniyorum. Müslümanların kuvve-i kutsiyesini yıktığının farkında mısın? Her asır Mehdi anlayışına, Mehdi kültürüne, Mehdi beklentisine ihtiyacı var mı yok mudur? 24. sözde demiyor. He? Mehdi, her asır Mehdi anlayışına ihtiyacı vardır. Her bir mana 286 şualar. Her bir mana küllidir. Her bir mana küllidir. Yok, nasıldı? Her bir mana küllidir, her asırda ifade var. Hayır, bir tane de var. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir, her asırda ifradı bulunur. Üç tane. Her bir mananın mutadit manası var. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir ayetin mutadit. Her bir mana da mananın da asırda her asırda ifradı bulunur. Çünkü küllidir. Şimdi Mehdi anlayışı, hadis de böyledir. Ustad diyor yani Mehdi niye kavramını getirmiş İslam? Çünkü kuvve-i kutsiyeye ihtiyacı var insanlar. Teselli ihtiyacı var. Şefke ihtiyacı var. Özgüvene ihtiyacı var. Yoksa çökertiyorsun onu. Güya bir şeyi yüceltiyorsun. İşte cahil var ya, o muhakematta söylüyor. Cahil dost diyor. Düşmandan daha fazla zarar veriyor. Yani Risale-i Nur'u yücelteceğim diye insanların kuvve-i kutsiyesini yıkıyorsun. 24. sözü okumuyor musun? Her asırda bir Mehdi anlayışına ihtiyacı var bu milletin. Değil mi? Bak, Cenab-ı Hak Kemal-i Rahmetinden şeriat-ı İslamiyenin ebediyetine
bir eseri himayet olarak her bir fesadı ümmet zamanında her bir ama bir müsli o Mehdi Ali Resul'un yani gelecek zatın ustadı söylüyor. Bir sıfatı, sıfattan sayıyor. Suyun sıfatı var ya buz, su, kar, buhar gibi. Bir müsli. İki, bir müceddit. Üç, bir halife-i zişan. Dört, bir kutbul azam. Beş, bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş. Bu genel. Bak bu genel. Daha has olmadı daha. Bak göndermiş. Allah'ın böyle bir adeti var. Daha dur. Fesadı izale edip milleti ıslah etmiş. Dini Ahmediye'yi aleyhissalat muhafaza etmiş. Madem adeti öyle ceyran ediyor. Hah şimdi yapacağını söylüyor. Madem adeti maziden beri böyle ceyran ediyor. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında. Niye en büyük fesadı? Lut kavmine fesadı malum adetmiş. Ad, Semud, Firavun. İşte her kavmin helak olmasına sebep olan pislik bu ahir zamanda var. Ve daha geniş çaplı. Tahmininizi söylüyorum. Lut kavminin ne kadar insan yaşıyordur? 2000 olmaz. 5000 olsun. Olmaz kardeş 2000 olmaz. Niye? Arkeolojik kazılarla şehir ortaya çıkıyor. Şehir dediğine ne? Bu top sahasının iki katı ya. Ya surların içinde şehirleri görmüyor musunuz? İstanbul'u nasıl söylüyor? Bizans o kadardı işte. Ya işte surların içi. Ki Lut kavmi. 2000 hadi 5000 olsun. Hadi bir ilçe Anadolu'nun 15.000'i kadar olsun. Mümkün değil. Her kavmin helak olmasına sebep olan pislik bu asırda daha genel, daha fazla, daha alenen işleniyor. Onları ıslah etmek için kimi göndermiş Allah? Mehdi mi peygamberi mi? Peygamber göndermiş. İyi yaslanın yeriniz ama. Bir daha söylüyorum. Lut kavminin pisliğini ıslah etmek için Mehdi göndermemiş. Peygamber göndermiş. Semud ve Ad kavimlerinin pisliklerini batıl tasvir etmeyeyim. İslah etmek için Mehdi mi göndermiş, peygamber mi göndermiş? Peygamber. Peki ahir zamanın fitnesi ki o 1004 şeyden Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bu yana değil. Adem Aleyhisselam'daki fitne, Habil Kabil, Nuh Aleyhisselam'daki Kenan fitnesi vesaire. Hepsi yok mu ahir zamanda? Bütün peygamberlerin imtihanına sebep olan o günahlar daha genel, daha umumi iken tahsiye edici, ıslah edici peygamber yok. Kim olacak? Mehdi olamaz. Mehdi yetmez. Büyük Mehdi, Mehdi Azam, Mehdi Ali Resul olur. Yetmez ona. İşte bütün peygamberlerin ümmetinin pisliğinin tamirini Mehdi'ye verilirse bu verilen vazife, şahıstan bahsetmiyorum, bu vazife Kur'an'dan ve sünnetten sonradır değeri. Ustad öyle diyor. Risale-i Nur'a diyor. Kur'an ve sünnetten sonra söyleyeyim. Mesela elma mı daha iyidir, gül mü? Ne alakası var ya, ayrı şeyler. Yani Risale-i Nur Kur'an'ın hakikatıdır. Kur'an ile arş-ı ferşe bağlar. Risale-i Nur da Kur'an'a bağlıdır. Risale-i Nur mu büyüktür? Ebu Bekir mi büyüktür? Risale-i mi büyüktür? Ali mi büyüktür? Risale-i mi büyüktür? Bediüzzaman mı büyüktür? Şey mi? Kıyası olmaz bu. Kur'an'ın hakikatleri insanla kıyası olmaz. Sana bu ferşi arşa bağlı değil mi abi? Ferşi arşa bağlıyor. Ha ferşi arşa bağlıyor. Ferşi arşa bağlıyor. Ters söyledim. Yeri göğe. Risale-i Nur şumurlu ilhamdır diyor. Şumurlu bir ilhamdır. Ayetlerin ayetleridir diyor. Şimdi biraz böyle insaflı düşünürsen, hemen itiraz etmezsen. Geçmiş kavimlerin fitnesi daha genel, daha umumi iken, bu asırda peygamber olması gerekirken, onları ıslah etmek için ciddi bir dirayetli peygamber gelmemiş. Mehdi değil, Mehdi Ali Resul. O zaman elindeki hakikat var ya, elindeki onun hakikati.
Onun elindeki hakikat direkt Kur'an'ın icaz-ı manevisi olduğundan icaz-ı manevi, Kur'an'ın icaz-ı manevi Amr mı büyük, Sad bin Ebu Vakkas mı büyük, Hazreti Ali mi büyük, Hazreti Osman büyük denilir mi? İcaz-ı Kur'an. Kur'an ya Kur'an'ın icazına. İnsanla kıyas edilmez. İşte Mehdi Ali Resul'ün eline böyle Kur'an'ın son mitralyoz gibi icaz-ı manevi verilmiş. Risale-i Nur. Böyle bir eser insanla kıyas edilmez. Nasıl ki Resale-i Nur, Risale-i Nur yani farklı farklı ya. Şey de öyle. Said Nursi de öyle. Bediüzzaman da öyle. Mesela Said Nursi beşerdi. Benim gibi bir talebedir. Talebedir, talebe. İnsandır. Bediüzzaman ise Risale-i Nur'un ortaya çıktığı zemindir, ruhtur. Risale-i Nur ayrı bir şeydir. Bediüzzaman ayrı bir şeydir. Said Nursi ayrı bir şeydir. Said Nursi beşerdir. Ondan sonra Bediüzzaman dellal-ı Kur'an'dır. Ustadımızdır. Ustad odur. Bediüzzaman'dır. Said Nursi değildir. O Bediüzzaman ruhunda, o cevher ruhunda zahir olan Risale. Kur'an'ın hakikatlarıdır. Yani işte onu söylüyor. Diyor ki, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit. En büyük müştehit olacak. Müştehitlerden büyük olacak. Çünkü onların ıslah çapı asır, insanları ıslah etme çapları küçüktü. İmam Azam'ın şeyi çapı yani toplumun çapı küçüktü yani. Şimdi genel oldu. Abi genel oldu ama mektep gibi oldu. Artık bir mektep gibi oldu. İletişim vasıtasıyla dünya birdir. Artık bir olmuş. Şimdi İstanbul'da Adapazarı, İzmit evler birbirine geçmiş. Hiç boşluk yok ha ev yapılıyor. Aa bitti yani. Hani şehir de böyle. Şimdi o zaman gelecek zat ki Risale'de yazıyor, şeyde yazıyor. İlm-i Sülidin kitabında yazıyor. Müştehit olacak en büyük müştehit. Bakacak İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, Şafii Hanefi. Ha içtihatları tamam. İçtihatları bazılarına eğer tavsiye edilmesi veya genellenmesi olması gerekiyorsa sırf onu tavsiye edecek. Ki hadis-i şerif var okudum. Ben gitsem diyor ahir zamanda bir mana. Değilse cehennemde yerini hazırlasın diyor. Benden bir yalan söyleyen diyor peygamberimiz. Bu hadisi bilerek söylüyor. Hani o zaman söylüyor. Bir mana tam cümle yok ama şu. Ben diyor ahir zamanda gitsem diyor o alimlerin diyor şeylerine, içtihatlarına şeyleri. Ben diyor tavsiye edici bir şey bulurum. Ama ahir zaman mehdisindeki bütün hükümleri aynı tasdik eder mi diyor. Çünkü böyle bir destek verilmesi lazım. Ha ne var ne halin varsa gör. Sen ahir zaman fitnesi dünyanın ıslahıyla meşgul olacaksın. Kur'an'dan al, alabilirsen al. Allah böyle demez. Aynen destekler. Öyle normal bir adam değil yani. Normal bir adam değil. Çünkü bak şumurlu ilham demiş. Şimdi bu tarihte görüyoruz ki hakikaten şumurlu ilham. Bütün bak bakalım şumurlu bir ilham her tarafta okunuyor. Her lisana çeviriyor. Bir de bakın bakalım onun çizgisini takip etmeyenlerin nasıl ifrat ve tefrittedir. Akibeti kaba delildir. Allah'ını severseniz bakın ne hale gelmiş. Ya ona uyanlar ne kadar rahatlar. Bak dün akşam gece 11.30'da birisi uyandı. 11.25'te. Ya ben basit bir adamım ama elimden geldiği kadar tutulmuşum. Tutunmuşum. Onun için tutundukça yanlış yapmamaya çalışıyor. 11.25'e beni arıyor. Hocam dedi sizinle X şu televizyona çıkmak istiyorum. Sizinle alakalı melekut ve mülk bir konumuz var diyor. Yani beni İsrail peygamberleri de dahil diyor. Petrolle alakalı bir şeyler de konuşuluyor. Yok kardeşim ben bu işlerde yok. Peki elimde bu olmasa ne yapardım? Adam para veriyor yayına beni sok diye, milyarlar veriyor. Adam benim videomu sok diye ya milyarlar veriyor. Peki bu olmasaydı ne yapardım Mehmet ben? Yani ne demek istiyorum ben de bir şey anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki elindeki hakikate sarılırsan sadakat göster, milleti aldatma.
ben buraya göre hareket ediyorum deyip de kendi kafana göre yapma. Sarı ifadelere kanaat et. Sarahatın dışında ilmi mertebeleri karşı çıkma. Risale-i Nur'un ilmi mertebeleri var, mana mertebesi var. Eğer sen mana mertebelerine birileri kim olursa olsun çıkartıyorsa, gayret ediyorsa ona teşekkür etmeye yayında olman lazım. Eğer ona karşı olmaya çalışıyorsan, sen o zaman Risale-i Nur mana mertebesinin çıkmasını istemeyen Risale-i Nur'un gizli düşmanısın sen. Mana katilisin. Niçin manasının çıkmasını istemiyorsun? He? Söyle bakalım, niye çıkmasını istemiyorsun? Sırf lügat manası var diye ısrar ediyorsun. Sırf lügat manası var da Bediüzzaman sırf lügatını mı okumuş? Sen öyle çok iyi biliyorsun öyle olmadığını. Peki sen bu ince manaları takip ederken gizli gizli, ben seni çok iyi biliyorum. Yer yer beni aradığını çok iyi biliyorum. Ama çıktığın zaman derslerde karşı geliyorsun. Düz okuyun geçin diyorsun. Oysa feçme havassaha, havasların bir araya topla Hazreti Ali diyor. Feçme havassaha, havasların bir araya topla. Bir hayri tümemet. O zaman hayır tamam olur diyor. Yani toplama yap diyor. Onun bir tane nümenesi Asay Musa'dır. Usta toplama kitaptır o. Hizmet rehberi toplama kitaptır. İman küfür muvazeneleri toplamadır. Kastamonu 56'da demiyor mu? Şu 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 parçalar, şu 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 parçalar. Mana muhteviyatını. Ben niye konuşuyorum? Çok iyi biliyorum ne konuştuğumu. Nereye gittiğini çok iyi biliyorum. Efkarame'de benim kardeşlerime zarar veriliyor. O adam çekilmeden Risale-i Nur'a sari ifadesine muhalefet ederken utanmıyor, çekilmiyor, söylüyor. Ben Risale-i Nur'un müdafaa ve sari ifadesini söylemekte çekineceğim. Öyle mi? Adam diyor ki Mehdi gelmeyecek diyor. Adam diyor ki budur diyor, daha dokunma. Senin gibi seni. Bak, ahir zamanda en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit. Bir. En büyük olacak. Müştehitler olacak ama en büyük olacak. Çünkü sahası en büyük. İki. Hem en büyük bir müceddit. Mücedditler içinde. Çünkü sahası büyük dedim ya. Lut kavmini getir tencereye. Ad kavmini koy tencereye. Semud kavmini koy tencereye. Firavun koy tencereye. Adem Aleyhisselam'ın ki fitnesini koy. Nuh'u koy. Karıştır. Ahir zaman fitnesi. Hepsi var. Dibi almasın abi. Dibi almasın abi. Yakma altını. Hem hakim olacakmış. Yani mevzuya hakim olacak. Hakim açıkıyor. İki. Hem Mehdi olacak bünyesinde. Hem mürşit olacak kalbi. Aklı inşa, kalbi ihya, bedeni aktif edecek. Hareketi bu olacak. Aklı ihya, inşa, inşaat, inşaat, tuğla. Doğru bilgiler koyacak. Aklı inşaat, inşa, kalbi ihya, hayat, bedeni, yani içtimai hayatı aktif edecek. Donup bir hizmet değil. Hem mürşit, hem kutbul azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. O zat da ehli beyt-i nebeviden olacaktır. Allah razı olsun. Ahmet Akgündüz abi bu ustadın o tevazu perdesi altında söylediği şeyi resmi olarak ustadın şeceresini ta ben o seminere katıldım. Sağ olsun bana bir tane de hediye etmişti. Ta Irak'tan, Suriye'den bütün evrakları varabildiği kadarıyla. Eşraf, şeriflerin yani peygamber soyundan gelenlerin Osmanlı'da onların ilgili kurum yani. Sırf onlarla alakalı yani. Evet, o şey, onlardan aldığı belgeleri koydu resmiyen de. Niçin söyledim? O zat da ehli beyt-i nebeviden olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika devam ediyor, tamam mı? Şurayı bitireyim. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne sema vel arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin nüminesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir Zülcelal, Mehdi ile de alem-i İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır. Ama bu ne diyor? Gelmeyecek diyor. Yapacaktır, gelecek zamir kullanıyor.
Şimdi bak, şurada da 108 Kastamonu. Ne diyorsam, külliyattan gösteremiyorsam reddedin bana. Eğer sarıyı da tevil ediyorsam hakkım haram olsun size. Sarıyı tevil ediyorsam inanırsanız. Benim cennetim yok, benim davam yok. Ben dava içinde yürüyen bir insanım. Ama sarıyı söylüyorsam, külliyata dayalı konuşuyorsam itaat edeceksiniz. Veya siz yürüyeceksiniz. Oradan siz yürüyeceksiniz. Veya buna bağımlı yürüyorsam beraber yürüyeceğiz. Ben uymuyorsam uymayacaksın bana. Ben uyuyorsam uyuyacağız. Ya bak mesela bak 108. Ben mi uyduruyorum? Diyor ki Anadolu'nun sinesinden onu kimse çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri asıl sahipleri dedi Siki tasdiki gaybede şu var. Ek. Okuyacağım. Yani Mehdi ve şakirtleri diyor. Burada onu koymamış. Diyor ki ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri geniş daire siyasi. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Gelmez anlaşılır mı? Gelir. O daireyi genişlettirir. Bu dershanecilik çekirdeği geniş olur. Ve o tohumlar sümbüllenir. Tamam usta bu sens değil misin ya? Bağladı Tenekeci Mehmet Efendilerle yaptığın şey. Şimdi Avrupalarda her tarafta ve üniversitelerde tez oluyor. Bu olamaz mı? O durduk. Ben merak ediyorum. Daha bir sarih yapacak mı? Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Ha, o tombulunlar sümbüllendiği zaman bizler de kabrimizde, kabirde olacakmış usta. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Ya böyle tesadüfen takılıvermiş bu mana. Ya ne üzerinde duruyor? Aynı şeyi Sikiyetası Gaybede demiş. 172'de. Aynı tesadüfen. Hem öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Kastamonu'da olmayan şu eklenmiş burada ustad kendisi. Yani Mehdi ve şakirtleri. Bak sen gelmeyecek diyorsun. Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Çatlasın da patlasın da gelecek kardeş. O daireyi genişlendirir. O tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Peki gelip ne yapacak? 9. sayfa. O kadar uğraşmışım ki tak tak istediği ne sorarsam Mehdi hakkında hangi sayfa nerede söylerim. Allah'ın izniyle. Çalıştım çünkü çok. 9. Bu hakikattan anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat. Sonra gelecek o mübarek zat. Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. O zatın ikinci vazifesi şeriat icra ve tatbik etmektir diye devam ediyor. Yani nur talebesidir. İman hizmetini kendisinden önce bir kadro yapmış. İman kadrosu yani ustadımızın ve onun varisleri ve bizler bu daire. İman hayat ve şeriatı da onun kadrosuyla ve kendisi yapacak olan kendisi Mehdi. Ondan sonra ustad tefrik ediyor Mehdi ile Mehdi Ali Resul. O da şu 264 Emirda 1. Birincisi, çok defa mektuplarında işaret ettiğim gibi Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği Kutsi Cemaat'in şahsi manevisinin 3 vazifesi var. 3 vazifeyi temsil edene Mehdi Ali Resul deniliyor, kaynak, eser. Mehdi ise talebedir, tatbiktir, kitabı yok onun. Kitabı yok o Mehdi, uygulayıcıdır. Yani kalfadır, ustadır, mühendisin çizmiş olduğu projeye göre tuğlaları koyuyor. Ya arkadaş açık ol yani bir şeydir. Mehdi hakikatine o kadar muhtaç ki. Hani neyse istemedim de o 24. sözü de biliyorsunuz değil mi? Mehdi her asır Mehdi manasına muhtaçtır. Bazıları da şöyle tabir ediyor. Mehdi yani gelecek asırda anlaşılacak, tanınacak. O yüzden gelecek manasında Mehdi. Yani. O gelecek zat diyor. Zat asır nasıl anladın? Kaşında çocuk mu var? Herkes seni gibi mi zannediyorsun? He?
Yani senin aklın, senin anlayışına haber olacağız. Bir de dinlemeyin diyor ha bu dersleri. O gelecek zat diyor. Asır mı diyor? Hani ustad ne dediğini bilmiyor. Bunak olmuş. Asır diyeceğine zat demiş. He? Buna işte böyle oluyorlar. Onu sadakatsızlıkla itham ediyor. Onu da sadakatsızlık. Ya tabii olsana ya. Buradakini de. Ben önümde hiç kimse yok. Gelmeyecek diyenler göz hedefimde o. Gelecek. Gelecek çünkü öyle diyor. Hem insanların kuvve-i kutsiyesi buna muhtaç. Olur mu ya? Sen niye? Sen işin, senin işin mi o? Senin işin bunları ortaya koymak. Tak tak oradan buradan, oradan buradan gösterecek. Diyeceksin ki gelmeyecek. Bana da göster de ben de göreyim ya. Bu kot kafan bir düzelsin ya. Gelecekten gelmeyecek nasıl anladın? Bana da bir söyle de bu kot kafan bir anlasın ya. Benim kafam basmıyor demek ki. Gelecek kelimesinden gelmeyecek. Girmeyin siyasetten, girmek anlaşılıyor. Almayın, para toplamayın istemeyinden para toplamak nasıl anlaşılıyor? Ben anlamıyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Nasıl anladınız? Vakkimu seladan namazı kılmayı terk edin. Ama şey vardı ya Bektaşi. Niye namaza, yani ne namaz kılmıyorsun? Sen Kur'an okumuyor musun diyor ya. Kur'an diyor ki vakkimu sela. Yok. La takrabu sela. Namaza yanaşmayın diyor. Namaz, o ayetin parçasını. Gerisini desene ya. İçkiliyken namaza yanaşmayın. Ayetin parçasını alıyor. La takrabu sela. Ya namaza yanaşmayın. Gerisini oku. Hafız değilim. Oraya kod okumayı biliyorum. Şimdi o kadar geliyor. Herkes her şeyi biliyor. Takip edenler de biliyor. Kimin samimi, kimin samimi değil biliyor. Fakat parmak girdiğini böyle anlayacaksınız. Cemaatlara Ergenekon nasıl girmiş? Bu abi olabilir, abla olabilir, kardeş olabilir. Sari ifadeleri tevil ediyorsa fihi nazarın de. İki, mana mertebesi yoktur dokunmayın diye mana mertebesinin çıkmasına şiddetle karşı çıkanlara fihi nazarın de. Kim çıkarsa çıkarsın. Allah ondan ebeden daima razı olsun. Mana mertebesini çalışıyor, topluyor. Mesela feraset. Hanımlar mey atmış Nur dersine. Abi feraset dersini yap. Bilmiyorum. Ha lügat dersen, feraset dersen bir saat gevezelik yaparım, konuşurum. O değil. Külliyata dayalı feraset dersi. Bilmiyorum. Çalışacağım. Külliyat ne diyor? Benim kafam ne diyor değil. Ben burada bak notlar alıyorum. Bak notlar. Mesela ne yapmış? Muhakkik ne demekmiş? İlim malum ne demekmiş? Muhakkik ne demekmiş? Mudakkik ne demekmiş? Külliyattan deliller toplamış. Lugata bakamaz mıyım? Sima hakkında 5 tane şu anda yayında ders var. 2-3 tane de çıkar. Süret hakkında 15 tane 20 tane planlıyorum. Bitmiş ders de. Ders yapmış. Peki lugata bakar mısın sen? Yok. La bir süret hakkında 15 saat ders olur mu? Külliyat bambaşka işte. Mana mertebesi acayip. Dibi bambaşka. Bugün bana bir tanesi gönderdi Anadolu'dan. Allah razı olsun ya. Masamdaki şeyi getirsene Eşe Murat. Murat masamdaki o dosyaları getirsene. Bak Anadolu'dan geldi bugün. Ya, hemen o dosyaları göreceksin hemen. Çalışıyorum, çizmişim. Çizme çizerim. Ya abi diyor, Sima'dan ders yaptın diyor Sima. Sima'nın aşağı doğruna git hele dedi ya. Ne dedi öyle tefere fette fakişe kal. Daha dip var aşağı. Ne diyorsun sen ya? O adam göndereyim dedi. Belgeli istiyor. Ondan sonra bir önümü aldım masaya. Başım döndü. Yetmiş olsun. Hadi ne olacak şimdi Sima'ya? Bir 10 sene daha erteleyeceksin abi okumayı. Aha bak. Tamam abi Allah razı olsun. Tamam. Bak arkadaş. Aha bak. Bak. Bak Allah aşkına ya. Neymiş biliyor musun daha dibi? Daha araştırmadım. Onun bulduğu. Gurur duyuyorum bu insanlardan. Gurur duyuyorum. Bak ne enaniyetimle ne yapmam lazım. Ben tövbe estağfurullah ya.
Allah razı olsun ya böyle çalışanlara. Sima inaşeya, şahsiyet inaşeya, heyet inaşeya, şekil inaşeya, miktar inaşeya, süret inaşeya, tarz inaşeya, usul inaşeya, kanun inaşeya, dustur inaşeya, emir. Ne olacak şimdi? Neresine başlayacağım ben şimdi? Süresi, sima dersi yapmıştım. He? Ne oldu? Yasin Bilo. Ya? Tek tek. Dostu kime aitmiş bak? İlmi Ezeli'nin dusturlarıyla. İlmi Ezeli'nin dusturu var. Hikmet-i Sermediye'nin kanunları var. Kanun, dustur yer değiştiremezsin işte. Bambaşka işte kardeşim. Dokunma külliyata. Kafanı sokma. Kafanı şeye sok. Marmara mertebesini böyle çalış. O nerede, orada nasıl geçiyor, orada nasıl geçiyor, orada nasıl geçiyor, orada nasıl geçiyor. O kitapta, bu kitapta getir bir araya çalış. Ondan sonra bunu yaparken zıp zıp o şeyi, o devlet konuşmuyorsun. Çalışıyorsun. Mana mertebesi. Allah Allah. Ulan dedim ki ya Sima'yı biz bitirdik ya. Şimdi başıma bela. Nereden geldi? Keşke göndermese diyesin geliyor. Sima in aşağı şahsiyet varmış, in aşağı heyet varmış, in aşağı şekil varmış, in aşağı miktar varmış, in aşağı suret var. Yani in aşağı tarz var, usul var, kanun var, dustur var, evamir var. Evamir. Evamir tek mi ne ya? Külliyattan mı toplamış bunlar abi? Külliyat ya. Sayfalar falan verir. Hepsi. Ben de öyle dedim lan kardeş, nerede buldun ya? İncil'den mi çıkarttın bunu? Yok abi külliyatta. Hangi külliyat dedim? Bizim bildiğimiz külliyat. Hakikaten ha. Bak öyle ya. Nasıl çalışıyorum? Bak çiziyorum. Bak, geldi ya. Mailden aldım. Çalışıyor. Ya ne için gösteriyorum? Ya bunun dibi yok ki. Güya bir seneden beri Sima'ya çalışıyoruz. Sima'nın bu kadar dibi olduğunu bilmiyordum. Şimdi buralara girsem püüü. Yani tefekkür ederken, düşünürken geçiyorsun ya oraya. Enfus işte böyle oluyor. Bütün alemleri bu alem içinde gördüm diyor usta. 409 mektubatta. Gül goncası gibi diyor. Birbir üstüne bütün alemleri bu alem içinde gördüm diyor. Öyle demiyor mu? Niye kızıyorum biliyor musun? Mana mertebesinin mana canisi. Şundan kızıyorum. Cani. Sen de cani diyeceksin şimdi bak. Ben... İçim gittiği için ben biraz da belki de hiddetim ondan oluyor. Ama sen de bunları bilsen var ya hiddetim belki de daha fazla olacak. Bak, mana mertebesine karşı olanlara bu dinlesi bak. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, şuraya bak, gül goncası gibi. Şu alem binler perde içinde sarılı. Bu gül goncası gibi, kusura bakmasın, affedersin, yiyorum seni ama affet. Bak bu kırmayacağız inşallah. Bunun gibi, şu alem binler perde içine sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Gördüm, anladım, okudum, idrak ettim değil, gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. Bir yere ahirete gitmemiş ha. Öpmeyeyim mi? Bu da bize bir güzel bir yer oldu, örnek oldu. Yoksa nice kara kalplerin uzantısının elini öpecektik din adına. At hırsızları, at yobazları, din yobazları. Sipsiyah kalplerin uzantısı olan ellerini öpecektik. Ehli bidaları. Ha? Çıkıyorlar ya televizyonlar şunları. Bak şuraya bak ya. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde içinde sarılı birbiri altında saklı alemleri şu alem içinde gördüm. Bir yer demiyor ki vücut mertebeleri muhteliftir. 248. Aynı burada ha. Vücut mertebe. Mesela sudur, H2O'dur, enerjidir, esirdir. Kağıt. Yak bakalım.
dumandır, nurdur, ısıdır, ışıktır, ultraviyaldır, letafettir. Öyle değil mi? Vücut mertebeleri muhteliftir. Ve vücut alemleri ayrı ayrıdır aynı yerdeyken. Ahmet, anladın mı koçum? Bambaşka bir şeydir külliyat. Anladın mı? Deliler bölgesine geldin ya. Aslında efendim abi. Her bir sene okumak diyor, benimle 20 defa görüşmek ümidi. Vallahi doğru söylüyor, bile doğru. Diyecek. Said Nursi, Said Nursi ile ne? Bediüzzaman varken Said Nursi ile ne şey yapsın ya? Peki. Sen beni soktun değil mi buralara? Bakayım ne kadar oldu. Çıkmaya değer mi? Değmez. Ne yapacaksınız biliyor musun? Şimdi kendime geleyim. Bak. Ne olur. Yalvarırcasına. İslam'da bir usul var. Haram belli diyor Allah Resulü. Helal belli. İkisinin ortasına şüphelidir. Ondan da kaçın. Tamam. Buna maslahat-ı mursele denilir. Külliyatı ne olur yalvarıyorum. Sari ifadesine dokunmayın. Yani sari. Evet. Hayır. İkisinin ortasında maslahat-ı mursele. Sana helal olsun ikisinin ortası. Ama sari ifadelerini sakın tevil etme. Teşbihtir deme. Tenzih deme. Yani evet teşbihte, tenzihte de teşbih vardır. Buzda su vardır. Ama suda da buz sıfatı vardır. Arkadaşlar, ahirete tecelli edecek esma, buraya tecelli eden esma. Buraya tecelli etmiyor mu? Ahiret burada da var. Zaten 28. lemada o ötelerdeki alem diyor, alemi misal vasıtasıyla buradadır diyor. Buradadır. Dün Levent onun ders yaptı Bağcılar Dershanemizde. Yayına koyduk şimdi. Hüsrev abi girmiş. Adam girmiş. Adam deli ya. Deli ya gitmiş barlada da dolaştığını yazıyor. Hüsrev Altın Maşşak abi var ya. Bir Allah, bir Levent şey yaptı, barlacı ya. O 28. lemada var ya, bu alemler, bu alemlerde girmiş, biraz okudu. Adam gitmiş, dolaşmış falan oradan söylüyor. Sanki herkes orayı biliyor da o daire söylüyor. Herkes bildiği gibi konuşuyor. Hiç gizlemiyor. Ustadım şöyle oldu diyor, böyle oldu diyor. Böyle oldu diyor. Allah Allah ya. Dil uzatıyor mesela bazen. Ne uzatıyorsun? Kızıyor. Sari ifadeye dokunma. Şöyleymiş de hatıraymış. Beni ilgilendirmez kardeşim. Kitapta böyle. Bitti. Sari ifadeleri dokunma. Risale-i Nur bir şeydir. Dürbün gibidir, merdiven gibidir. Tamam mı? Ondan sonra ne diyor? Dürbün diyor, merdiven diyor, çekirdek diyor. Basamak. Dürbün ve hani metvata. Şimdi o kelimeler var ya, tabirler, gözlük gibidir. O, şöyle akınca hiçbir şey. Külliyatın gözünü bir takıyorsun, fesvan, mana mertebidir. Bak, Resale-i Nur, hakem. Tamam mı? Hakem. Hakem, yani her şeyi yerli yerinde ifade edip ortaya koymak. Her şey hakkını vermek. İyi ile çekiyor. Risalet-i Nur ise hakim, a çekiyor. Hükmeden. Risale-i Nur ise, Risalet-i Nur değil, Risale-i Nur ise hakim, i çekiyor. Hikmet dolu. Sirac-ı Nur ise, Risale-i Nur, nur tarafını anlatır. Sirac-ı Suç, Fert ismini başlıyor. Ferdi Ferit. Nafsiyet ve ferdiyetini anlatan tarafıdır. Risale-i Nur. Sirac-ı Suç. Bu, Risale-i Nur'un gafsiyet ve ferdiyet yönünü anlatan taraf. Sirac-ı Nur ise, Nur'ani tarafı, nur. Risale-i Nur ise,
Hakim, hikmet tarafı. Efendim aç. Resali Nur ise resai. Yani resai. Yani eser, yani malzemeler. Yani rusul edilen malzemeler. Yani evet. O da hakem. Ama yine bir zat var. Risalet-i Nur. Hakim ismine bakar. Yani risalet. Tabiri caizse la teşbih ve la temsil. La teşbih, temsil ve la temsil. Risalet-i Nur Resulluk tarafı aynı tarzıdır. Risale-i Nur ise nübüvvet tarafına aynı tarzıdır. Risale-i Nur ise bu eyleme dönüşmüş hal, sünnet-i seniyeyi anlatıyor. Sen abi İmam-ı Rabbani Bekir'de şey var ya, Şualar 166'da abi. He. Bizzat gelecek diyor. Aşiyede zaman ispat ettik o adam değil, Risale-i Nur'dur. Belki ehli keşif Risale-i Nur ehemmiyetsiz olan tercümanı ve naşiri suretinde keşiflerini müşahede etmişler, bir adam demişler. Evet. Evet, biz direkt buradan başladık. Hiçbir yeri okumadık değil mi? Direkt buraya mı girdik? Evet. Hiçbir şey yapmadık mı biz? Altı yol kavşağını anlatacağım. Ha? Altı yol kavşağı. Altı yol kavşağında buraya mı girdik? Sen girişi belliydi ya, kavşağa gireceğiz. Hakikaten kavşağa girdik. Bu halen Resailen Nur mu diyoruz? Doğru. Resailen Nur mu dememiz gerekiyor? Risaletin Nur mu? Yani tesbihatta ne geçiyorsa onu ne? Çünkü bak bitti o. Bir şöyle bir bakabiliriz mi? Bir tanesi de beşeri canipten bakış, bir tanesi kader, kaderden. Doğru, o öyle yani. Böyle de bakılabilir. Böyle de bakılabilir ama bu çalışılarak şey yapılmış. Hakem ismi var ya, Ferdun Kayyum'un Hakem'un Adnu Kuddus'un. Hakem. Bu Risale-i Nur'a bakıyor. Risale-i Nur. Risale-i Nur. E var. Risale-i Nur. Hakem. Hakem ismini aynı dağılıyor. Risalet ise, yani risalet, yani vahiy yönünü anlatıyor. Risalet, Kur'an'ın, o Kur'an'ın vahiy yönünü anlatan taraf ise, bu da hakim, ha-a çekiyor, hakim. Şimdi, konuşurken beşer dünyasında sünnet eyleme dönüşmüş, yaşantıdan bahsederken ki sünnet-i seniye, hakim. İ çekiyor, hikmet. Efendim, dima ve kalbi inşa eden, aklı inşa, kalbi ihya eden, hayatı aktif eden de siracin nurdur. Nur. Siracus sucu. Siracus sucu. Tarafı ise gafsiyet ve ferdiyet yönünü anlatır. Yani şey bakabiliriz diyor, Hazreti Hasan'ın diyor, altı aylık diyor, hilaf, kısa dönem hilafetinin devamı diye. Risale'nin Sirac-ı Surc, Hazreti Hasan'ın gafsiyet ve ferdiyet manasındaki onun devamı tarafını anlatıyor Risale-i Nur'u. Ben küllattan Sirac-ı Surc'u okudum, anladım. Ama bir başkası başka anlar. Hepsi doğrudur. Yeter ki sadık olur. Bu derste ne anladık? Bir, bu mevzular biliyordunuz ama bir de şu, sari ifadeleri tevil etmeyeceksin. Sari ifadeleri tevil edip birisi dayatıyor, sakın onunla münakaşa etmeyin, bir şey anlatmayın, bir şey anlatamazsınız. Mesela adama bir tanesi, bu yanlıştır diyorsun, ya bu kumaş değil mi? Edile-i şeriyeden delil gösteriyorsunuz, şeriatsa, kitap, sünnet, icma, kıyas. Adam hocasını, Ahmedi Mehmet abisini anlatıyorsa sakın ondan uzaklaşın. Ondan hiçbir şey olmaz. Çünkü Allah'ın dinini ölçü yapmamış, kişileri din yapmış. Allah'ın dini edile-i şeriyedir. Adama Risale-i Nur'dan şey söylüyorsa, Risale-i Nur talebesi ise, yani şu, kime ne yapacağını çok önemli arkadaşlar. Matematik çözüyorsanız lütfen kimya formülünü kullanmayın. Ortopedi kemiğiniz kırılmışsa, psikolojiye gitmeyin. Tamirini yapın sonra psikoloji. Yani kimya formülüyle fizik çözülemez. Gözün yöntemiyle kemik kırık çıkıklar yapılamaz. Ne konuşuyorsanız lütfen o formülü kullanın.
Şeriat mı konuşuyorsunuz? Mesela diyor ki, örnek için, örnek vereceğim ki çok sorulan sorulara örnekte cevap da olsun diye. Hanımlar diyormuş, siz çarşı pazarı o kadar dolaşıyorsunuz ki Ümre'ye geldiği zaman seferi getiriyorsunuz. Bahanedirse Ümre'ye gitmemek için. Yani bir kusuru çarşı pazarı dolaşmak sanki doğruymuş. Sanki mubahmış. O atıyor tiksine şey yapıyor. Ulan 196 kilometre Ömer Nasuh benden diyor. Diğer kitaplarda tam ilme saadet ve dedi 104 diyor. 96-104 arası. Yani ilmihal kitaplarında 96 ile 104. Kilometrede mesafeyi sefere kadın mahremsiz gidemez haramdır. Sen sünnet yapacağım diye hacca gönderiyorsun. Ha, peki olamazlığını nereden çıkarttım diye söylüyor. Niye buradan buraya niye atladın, ne alakası var? Bak mevzumuz kimya ise matematikle çözme. Peki böyle konuyu neyle çözeceğiz? Kadın gidebilir mi, Ümre'ye gidemez mi? Neyle çözeceğiz? Matematikle olur mu? Olmaz. Açarız İlmihal'i. Bir kadın mahremi olmadan kaç kilometre gidebilir? Bundan sonra gidemez. Bitti mi? Bitti. Adam varla dinlemez, dinler. Senin umurunda olmaz. Ha tamam, bu şeriattan örnek verdim. Risale-i Nur'da. Ya gelecek gelmeyecek. Aç arkadaş. Başka? Sünnetse gidemez abi. Farsa da gidemez değil mi abi? Farz olsa bile gidemez. Ne yapacak? Kadın zengin ama mahremi yok. Vekil yapacak. Vekil asıl gibidir. Seni beni göndersin. Veya kardeşi, yeğeni, dayısı, amcası. He? Tabii hemen lazım. Onunla gidersin, onu da götürürsün. Ha, gidemiyorsun. Çünkü hacın iki tane farzı var temelde. Bir vücub, bir de eda şartı. Yani sana farz olmasının ayrıdır. Bir de eda farzları var. Eda farzlarındandır yol mesafesi. Tamam, örnek için soruyorum. Şimdi Risale-i Nur'da bir mevzu var. Yani dikkat ederseniz nasıl çözüyor? Misaller veriyorum. Toplumda sorulan sorulara. Mesela bir tanesi diyor ki gelmeyecek. Veya ya bunlar izahlı ders yapıyorsun. Kastamonu'da sizin vazifeniz devam ediyor diyor 56'da. 56'da. Şerh ve izahla devam edecek diyor vazifeniz. Şerh ve izah. Burada anlatıyor. Değil mi? Kastamonu'da anlatıyor. Adam ustad diyor ki şerh ve izahlarla, tahşiyelerle, izahlarla, şerhle, izahla sizin vazifeniz devam ediyor. Benim vazifem buraya kadar diyor. Hazreti Ali'ye peygamberimiz diyor ya, benim tenzili için, sen tevili için savaşacaksın. Ha, şimdi şer ve izah, tanzim ve tasniflerle vazifeniz devam ediyor. Ha işte bak, Risale-i Nur sureti buldu. Hep böyle külliyattan geçen paragraflar bu. Bu şer, şey işte, şer ve izah bulduğu yerler tak tak tak. Onu okuyunca mana çıkıyor. İmam Ali radıyallahu anh nasıl tevili ve geldirmiş abi? Yani mesela Risale, Kur'an'ı indirmiş Allah. Peygamberi, tenzili için. Şimdi Kur'an'ı yanlış yorumlayıp tevil ediyorlar. Maksatlarına. Hazreti Ali de diyor ki sen de tevili için savaşacaksın. Yani içerisini saptıranlar, harici yanlış değil, mana verenler, onlara doğru mana vererek göstereceksin. Hariciler bunu yaptı. Hariciler bunu yaptı. Kılıcın ucuna Kur'an-ı Kerim sayfasını soktular. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirler ta kendileridir. Vehhabiler aynı. Hazreti Ali ne diyor biliyor musun? Ne dedi biliyor musun? Tarihi bir cümle. Ya Rabbi şefaatine mazhar eyle. Allah. Şu anda dershanenin hürmetine ya Rabbi ona selam. Selamımız ilet ya Rabbi. Haberdar et. Cümlesine bak bak. Hariciler Kur'an-ı Kerim'in sayfasını kesmişler. Kılıca sokmuşlar. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirine ta kendisi. Sahabe dedi o kılıca nasıl kılıç çarpsın? Kendisi Kur'an'ı şey yapmış. Mahvetmiş Kur'an'ı tabii. Hazreti Ali ne diyor biliyor musun bu hükmeden? Ayettir meali. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Hazreti Ali tarihi cümlesini söylüyor. Diyor ki bununla batıl kastedilen hak bir sözdür. Böyle bir adam. O için selamımı ilet ya Rabbi diyor. O zaman Risale-i Nur talebeleri de şu an yanlış yapılan tevhidlere karşı yine tevhid mücadelesine devam ediyor. Aynı kanun. Çünkü Risale-i Nur dairesi İmam Ali'nin dairesidir. Benim diyor ustadımdır diyor. Bak ne diyor cümleye? Bir daha Vehhabilerin cümlesini söyleyeyim ayet meali.
Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Onların niyetini anladı. Niyetleri başka, sözleri ayrı olduğundan, bir de söylüyorum. Niyetleri ayrı, sözleri ayrı olduğundan bunu şöyle tanımladı. Niyetiyle sözlerini, Kur'an'a alet ettiklerini şöyle şerh etti. Dedi ki, bununla batıl kastedilen hak bir sözdür. Hak sözü batılınıza hizmet ettiriyorsunuz. Bununla batılınıza hizmet ettiriyorsunuz. Anladın mı? Şimdi bazen de Risale-i Nur'da da böyle yapılıyor. Kastettiği Risale-i Nur korumak, sakın ha dokunmayın falan mana şeyine, hani böyle ders yaparken böyle sırf oku geç diyen, bununla batıl kastedilen hak bir sözdür. Eğer kelimeyi değiştirirsen doğrudur. Ama kelimenin içinden bahsediliyor. Kelime ne demektir? Tereşu ne demektir? Temessül ne demektir? Teşahhus ne demektir? Bunu araştır diyor. Üstadın emri zaten Kastamonu 56'da. Ha, o zaman Risale-i Nur sadık olacağız. Rüştü abi bana dedi ki, ondan sonra kapatıyor. Hasta. Abi, ben Avrupa'ya gidiyorum. Dershanelere. Cuma'ya, camiye teravih imamlığına gidiyorum. Dershane, cami. Bana tavsiyen ne? Hasta böyle nefes alıyor. Baktım masada kitap var. İşaret ettim. Aldım. Verdim ona. Dedi ki, şimdiye kadar sen böyle tutuyordun bunu. Tamam abi, ben de tutuyorum gene. Bundan sonra tutmayacaksın böyle. Ne yapacağım abi? Böyle sarılacaksın. Yoksa ayakta duramazsın. Yoksa ayakta duramazsın. Yani bir sürü teklifler gelecek sana. Kadın teklifi, para teklifi, medya teklifi, şöhret teklifi, ne bileyim, medyatik, her şey, ne yaptın? Buna sarılırsan bu tuzakları aşarsın. Yoksa gömülür gidersin. Öyle yok artık. Böyle. Ben de size bunu söyleyeyim. Yani artık sadakat dönemi. Risale sarılacağız. Sarılacağız. Ne diyorsa tevil etmeyeceğiz. Dedi bitti. Dedi bitti. Tamam. Vahırda vahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.